Şırnak Valilik kararlarının gerekçelerine baktığımız zaman çoğunluğu kamu güvenliği, kamu güvenliği gerekçe gösterilerek aslında yasaklama kararlarını almak gerekiyor. Ancak temellerine baktığımız zaman çoğunluğu 2018 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gelmesiyle beraber tabii o zamanki İçişleri Bakanlığı'nın pratiğiyle de bir eseri olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki o günden bugüne dek sivil toplum üzerinde ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Yukarıdan Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla aynı zamanda Genel Başkan, AK Parti Genel Başkanı hükümet işte sıfatıyla yaptığı işlemleri valiliklere, kaymakamlıklara, işte emniyet müdürlüğü personellerine, cezaevinde gardiyanlara, sokakta bekçilere kadar sirayet ediyor. Bir bürokratın şu anda 657 sayılı kanunda açıkça hükümet, işte bir hükümetin lehine ya daha doğrusu bir siyasi partinin lehine, başka bir siyasi partinin aleyhine açıklama yapmaya da davranma söz konusu olmaz. Bu kesinlikle memurluğa engel bir suç, memurluğa engel bir düzenleme var. Mevcutta kanunumuzda mevcut. Ancak uygulamaya baktığımız zaman maalesef ne vali ne de kaymakamlar ne de kolluk güçleri hiçbiri buna uymuyor. Yani devleti yönetenlerin, devleti idare edenlerin kanuna aykırı davrandığını bu şekilde söyleyebiliriz. Bu da esasen anayasadan yapılan hükümet değişikliğinin bir sonucu. Ya bu uygulamanın değiştirilmesi gerekiyor ya da tamamıyla kanunların Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine uygun bir şekilde revize edilmesi gerekiyor. Bu da şu anlama gelir. Devletin tamamıyla hükümeti kuran siyasi partinin bir aracı olarak gösterilmesi anlamına gelir. Şimdi kararların içeriğine baktığımız zaman tamamı girişleri şu şekilde. Valilik ve kaymakamlığın uygun göreceği etkinlikler hariç deniyor. Peki bu uygun görme neye göre belirlenir? Genellikle valilik ve kaymakamlığın uygun gördüğü toplantı, işte basın açıklamalarının tamamı hükümete yakın siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı açıklamalar valiliğin ve kaymakamlığın uygun gördüğü oluyor. Tam tersi işte hükümete karşı olan, hükümet dışı sivil toplum örgütleri, siyasi partinin yapacağı açıklamalar doğalında yasaklamayla karşı karşıya kalıyor. Yasaklama kararları Şırnak Valiliği özelinde konuştuğumuzda valiliğin iki çeşit yasaklama kararı olur. Bir, her senenin başında Ocak ayından iki haftasında alınan güzergah belirleme kararı olur. 1911 sayılı kanuna muhalefet gerekçesi yapılan çoğunlukla bu karar oluyor. Bu kararla valilik il ve ilçelerde basın açıklamaları, mitinglerin vesaire hangi güzergah üzerinden yapılacağını sınırlar ve hangi mekanlarda basın açıklaması ve benzeri işte ifade özgürlüğü dediğimiz basın açıklamasıdır, toplantılardır, bilgilendirme amaçlı programlardır. Bunların hangi alanda yapılamayacağını da aynı zamanda kararlaştırıyor. Yani sene başında bir yasaklama kararıyla aslında valilik mesai başlamış oluyor. Az önce dile getirdim. İşte kaymakamlık ve valiliğin onay vereceği açıklamalar hangi kritere göre oluyor? Onay vermediği açıklamalar hangi kritere göre belirleniyor? Artık burada işte hak ihlallerinin ortaya çıkmasında aslında seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Valilik kararları bu şekilde güya işte anayasanın 34. maddesinin 2. fıkrasında dayandırılıyor. Kamu güvenliği, kamu tehlikesi, halkın işte güvenliği gerekçe gösteriliyor. Ancak hiçbir açıklamamız bugüne kadar ne karşı bir görüşle karşılaşmış ne de buna dair bir ihbarda bulunmuş. Mesela ne zaman veriliyor bu yasaklama kararları? Yine işte valilik kararı her bir toplumsal tepkinin ortaya çıkabileceği olaylar hemen öncesinde veya sonrasında belli karar alınabiliyor. Mesela örnek vermek gerekirse en son Kobani davasının duruşması, karar duruşması devam ederken mütala sunuldu. Basından da takip ettik. Henüz karar açıklanmadan 2 saat önce valilik yasaklama kararını getirdi. Gerekçe de kamu güvenliği. Yasaklama kararı
gündeme dair işte halkın tepkisini minimize etme, sivil toplum örgütün devletin yaptığı hukuksuzluklara karşı yapacağı en ufak eylemi işte önlemeye dair suçu değil tamamıyla halkın demokratik tepkisini önlemeye dair kararlar alınıyor. Temel hak ve özgürlüklerden olan en basit bir çekirdek diye tabir edilen anayasada çekirdek haklardan olan işte ifade özgürlüğünün bu kadar keyfi bir şekilde engellendiği hiçbir dönem olmamış. Tabiri caiz ise yapacağımız en ufak, en barışçıl açıklama dair işte bu gerekçeyle engelleniyor. Geçen gün yine Silopi'de Silopi Belediye Başkanları'nın eş başkanları yapmak istediği bir açıklama var. Yani bu 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşın aynı zamanda belediye çalışmalarına katılmasını sağlıyordu. Bu kadar barışçıl, bu kadar sıradan olan bir eyleme dahi tahammül göstermedi. Geri dönük bir tarama yaptığımızda Şırnak Valiliği, işte Diyarbakır Valiliği, Batman Valiliği, Mardin Valiliği aldığı kararların sıklığına baktığımız zaman aslında bunu bir sürekli hal aldığını söyleyebiliriz. Genelde bir hafta, iki hafta alınır ya da 3-4 günlük alan yasaklama kararları da olur. Bu sürekli hal aldığı zaman aslında insanlar o halde bir fark olmadığını anlayabilir. Olağanüstü hal olsaydı acaba ne olurdu? Şu anda ne oluyor? Birebir benzer uygulamalar söz konusu. Evet, olağanüstü bir hal, olağanüstü bir hal valiliği o dönemler biz belki yaşamadık ancak anlatımlara göre şu anda olağanüstü hal valiliği uygulamaları olduğunu söyleyebilir bu şekilde. Sürekli hal aldığı için böyle bir tespit yapmak doğru olur.